kommen gelmek kommen kök kelime bunun önüne prefix geldiğinde bu kelimenin manası çok değişiyor. Mesela B korsak be kommen almak. Burada karşınıza çıkacak olan kelimelerin derslerini daha detaylı çok yaptım. Bu tekrar veriyorum ben bu dersleri, cümleleri, açıklamalar bölümünde o derslerin linklerini veririm. Ankommen, varmak. Abkommen, yolda yürürken başka yola saparak yoldan çıkmak. Entkommen, kurtulmak. Bu resme dikkatli bakın. Entkommen'i kurtulmak olarak kullanıyoruz ya. Soruyorum. Bir düşünün. Kim kurtuluyor burada? İki nesnemiz var. Bir tanesi bu yuvarlak nesne. Bir tanesi de bu el. El yani bir insan. İnsan burada batıyor ve kurtulmak istiyor. Ne düşünüyorsunuz? Kim kurtulacak buradan? Bir numara mı? İki numara mı? Entkomeni eğer ki kullanırsak. Kim bilecek ve kaç kişi bilecek? Çünkü ben bu dersi size geçenlerden vermiştim. O dersi izleyen öğrencilerim burada kimin kurtulacağını bilmesi gerekir. Tabii ki bir numara. Siz ikimiz zannettiniz. Niçin bir numara kurtuluyor anlatıyorum. Bakın iyi dinleyin. Şimdi bu bir numara insanın eline geçmiş ve insan çırpınırken çırpınırken suyun içinde elinden düşmüş ve bir numara artık yok. Gitti kurtuldu. Yani bir numara gidiyor gidiyor. İki numara ne oluyor bu durumda? Batıyor batıyor ve suyun içinde kayboluyor. Büyük ihtimal boğuluyor. Kurtulan olansa bu yuvarlak nesne uçup gidiyor. Nerede? Bir yerlerde kendi başının çaresine bakıyor. Bu durumda Size sonra bir tane daha örnek vereceğim. Hırsız çünkü polisin elinden kurtuluyor. Onu açıklayacağım size. Ve ondan sonra siz bu kelimeyi daha iyi anlayacaksınız. Neymiş yani? Kurtulan olan bu gariban insan değil. O su da boğulup gidiyor yazık. Cümle örneklerine bakıyoruz. Ich bin gestern gekommen. Geldim. Dün geldim. Geçmiş zaman perfect. Kommen ile beraber sein kullanıyorsunuz ve sein'i çekiyorsunuz perfect'i kullanırken ve gestern dün. Ich bin heute gekommen. Bugün geldim. Nasıl olur da bugün gelip de geçmiş zamanı kullandık mı diyorsunuz? Türkçede de böyle geçmiş zaman Örneğin saat akşam çay içerken 8'de işte geliyor komşu. Aa merhaba falan işte sen mi geldin ne zaman geldin? E ben bugün geldim ama bugün mesela saat 8'de geldiniz. O zaman ne oluyor? Sabah gelince akşamda bu cümleyi kurunca geçmiş zaman olmuyor mu? Böyle. Ich bin heute später gekommen. Bugün geç geldim. Mesela saat 8'de bekleniyordunuz ya, 12'ye doğru geldiniz ve saat 4'te diyorsunuz ki ben bugün geç geldim. Spät. Erken bekleniliyordum fakat saat 8'de değil de 12'de geldim yani. Daha geç geldim. Bu çekilmiş hali. Ich bin heute spät gekommen aslında tam geç denir. Ama ereyi ekleyince beklenileninden daha geç geldim. 8'de bekliyorlardı ama 12'de geldim. Später. Bu aslında çekilmiş hali böyle görürsünüz. Spät ve später arasındaki farkı çok merak edenler var aranızda. Bu o işte. Hani gross, größer çekiliyor ya. Yani büyük, daha büyük groß, größer. Lang, länger. O da çekiliyor ya hani uzun, daha uzun. Öyle. Er hat sich heute verspätet. Ondan sonra diyorsunuz komşu geldi. Komşuya dediniz saat dörtte ben bugün geç geldim. Ondan sonra komşuya gidiyor saat beşte. Öbür komşuya diyor ki o bugün gecikti. Yani spätet. Onu da haben ile çekeceksiniz ve sich kullanmanız gerekir. Çünkü sich ferspäten. Ferspäten bir fiil. O yüzden bunu perfektini bu şekilde çekiyorsunuz. Bu perfekt. Ve diyorsunuz bugün gecikti. Çünkü saat 5'te gidiyorsunuz ya komşuya. Diyorsunuz ya bugün yani o bugün saat 8'de gelecekken 12'de geldi geçikti. Saat 4'te bunu bana söyledi ve gidiyorsunuz diyorsunuz. Perfect, o yüzden oluyor. Er hat sich heute verspätet. Der Dieb ist entkommen. Şimdi deminki resmi daha iyi anlayacaksınız. Bir kere bu geçmiş zaman. Kaçtı diyoruz. Kurtuldu, kaçtı. Kurtuldu, kaçtı. Kommenin içinde o kelime var. Entkommen. Seinli kullanmanız gerekir o yüzden. Hani diyoruz ya, kommeni nasıl çekiyorduk? Ich bin gekommen, er ist gekommen diyorduk ya. O yüzden burada da seinli kullanmanız gerekir perfect kullanırken. And Polis tuttu, bunu tutacak, tuttu tutacak, yakalayacak fakat hırsız. Çok güzel çık çıktı, çok hızlı. Bir kaçtı ki o biçim kaçtı. Yani deminki resmi daha iyi anlayın diye diyorum. Hani o el var ya polisin eli ise mesela o deminki resmin, resimdeki el polisin eli ise polis tuttu tutacak fakat hırsız kaçtı. Also bu hırsız mesela o deminki yuvarlak olan, olan, nesne olmuş oluyor. O yüzden böyle. Şimdi entkomeni kurtulmak olarak kullandığınızda hangi manada kullanacaksınız ve iki nesne arasında hangisi kurtuluyor onu biliyorsunuz. Aus suchen seçmek. Suchen var ya burada aslında aramak. Biliyor musunuz? Bu çok önemli bir şey. Araya araya seçiyorsunuz. Bunun dersinde özellikle yapmıştım. Suchen ve wählen arasında tabii ki bir tane çok çok önemli bir tane. Burada anlatayım ben size hemen. Wählen aslında bu da seçmek. Yalnız Veylen'i nasıl seçiyorsunuz? Hani Suhen araya araya seçmek. Çünkü Suhen var ya, Suhen aramak. Veylen'de ne var? Ne arıyorsunuz? Bir şey aradığınız yok. Seçime gidip, mesela bir başbakan veya örnek veriyorum. Öyle seçiyorsunuz. Bu öyle bir seçme, Veylen. Araya araya seçmiyorsunuz. Çünkü başbakanları aramıyorsunuz ki. Bir tanesi var. Karar veriyorsunuz ve seçiyorsunuz. Başbakanlar size sunuluyor. Mesela diyor bu parti bunu seçin, öbürü bunu seçin, öbürü bunu seçin. Üç tane başbakandan örneğin bir tanesini seçiyorsunuz. Hiç aramıyorsunuz. O yüzden Veylen'den Ausuhen'in arası bu. Ne aranabilinir? Gözlük. Gözlük, ikabe meine brille lange gesucht. Biliyor musunuz bu cümleyi aslında parça 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 size anlatmam gerekir. Diyorsunuz ki mesela çok da niye lange kullanılır? Neden seyir veya fil kullanılmaz diye belki düşünüyor olabilirsiniz. Çok basit. Çünkü... Çoku uzun süre olarak eğer ki tercüme edersek uzun süre böyle uzun süre şimdi anladınız zaten hemen biliyorsunuz. Şimdi neden lange kullandığımız Almanca'da bu uzunu kullandık lange'de. Uzun süre lange. Okay? O yüzden biz Türkçe'de çok deyip geçiyoruz da Almanlar da uzunlu kullanıyor. O yüzden buraya uzun koyduk. Ich habe meine Brille. Benim gözlüklerimi. Benimki yani M harfi var burada benim. Meine. Brille de tekil kullanıyoruz burada bir gözlük arıyoruz ve feminin olduğu için böyle çekiyoruz meine'yi. Şimdi geçelim Perfekte. Geçmiş zaman. Bulamadım diyoruz. Az o cümleyi olumsuz yapıyoruz. Nihti o yüzden kullandık. Bulamadım. Araya araya bulamadım. Habe gesucht. Gefunden, finden bulmak. Okey? Finden'i çekiyoruz burada. Finden. Finden'i perfect yapıyoruz. O yüzden gefunden diyoruz. Habe gesucht. Suhen'i çektik burada. Siz de arıyorsunuz, arıyorsunuz. Burada habeyi bulamıyorsunuz belki. Olabilir mi bilmiyorum. Olursa eğer buraya HB'ni korsak o zaman illa kişi zamirini de koymamız gerekirdi. Ich habe meine Brille lange gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden. O zaman cümleyi bu şekil kurmanız gerekir. Ama have'yi kullanmazsanız, kişi zamiri de kullanmazsanız böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Aradım, aradım, bulamadım. Ama, aber. Böyle. Okey. Gut, devam ediyoruz. Ich habe die schönste Frau gesucht. Evlenmek istiyorsunuz veya istiyorsunuz habe gesucht. Gene geçmiş zaman aradım en güzel kadını ve seçtim. Aradınız, aradınız, buldunuz gözünüze kestirdiniz, işte dediniz ben bu kadınla evleneceğim en güzel kadın ve diyorsunuz ki seçtim. Kadınlar size sunulmadı ama siz aradınız. Eğer ki sunulsaydı gewählt olurdu. 5 tane kadın size sunulsa o zaman gewählt derdiniz. Ama kadınlar size böyle sunulmaz. Var ve siz ararsınız kim için? Büyük ihtimal kendiniz için ve dersiniz ki ich habe mir die schönste Frau ausgesucht. Kendime kendim için en güzel kadını seçtim. Laufen, yürümek veya koşmak. Hani nasıl bir koşmadan bahsediyoruz? Mesela dışarıda koşuya çıkıyorsunuz böyle. Spor amaçlı koşuyorsunuz. Derse birisi ne yapıyorsun diye. Ich war laufen. Ich war laufen. Mesela ben yürümeye çıkmıştım. Dersiniz. Koşmaya. Verlaufen öyle bir kaybolmak ki bildiğiniz gibi değil. Nasıl bir kaybolmak? Yüreğe yüreğe kaybolmak. O yüzden burada laufen var. Verlaufen de yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. Yanlış bir yola sapıyorsunuz. Devam yürüyorsunuz ve bir bakıyorsunuz kaybolmuşsunuz. O yüzden felaufeni kullanmanız gerekir kaybolmak için. Eğer ki yolda yürürken Kaybolduysanız bunu diyeceksiniz. Ve araç ile kaybolursanız o zaman ne diyeceksiniz? Felaufen değil de. Hani araç sürmek neydi? Araç kullanmak? Fahrendi. Değil mi? Araç ile bir yere gitmek fahren. Also bilenler bildi. Hı? Ne diyorsunuz? Be fahren. Belki araç ile. Viyana'ya geldiniz diyelim kullanıyorsunuz kullanıyorsunuz arabayı yanlış bir yola saptınız. Ondan sonra telefon ediyorsunuz ya abicim ben gelemiyorum yolu kaybettim. Ich habe mich verfahren. Yürüyerek kaybolduysanız ich habe mich verlaufen. Ich bin gestern gelaufen. Soruyorlar size sen ne zaman yürüdün? Dün yürüdüm. Sein ile kullanacaksınız. Ve springen. Atlamak. Bakın, şuradan şuradan şöyle atlıyorsunuz. Resimde çok basit görünüyor. Gerçek hayatta bu kadar basit değildir büyük ihtimal. Ve önüne ein korsanız manası değişiyor. Aslında benziyor. Yani devreye girmek yani birisi yerine siz giriyorsunuz devreye mesela iş yerinde. Birisi hasta oluyor ve onun yerine onun işini siz yapıyorsunuz. Veya bir sigorta devreye girer. Nasıl? Sigorta devreye girdi. Perfect kullanıyorsunuz. Ve sein ile kullanıyorsunuz bunu. Die Versicherung ist ein gesprungen demeniz gerekir. Perfekti kuruyoruz ya o yüzden. Brechen, kırmak. Bu da öyle bir kök kelime ki kırmak ama önüne prefiksi koyduktan sonra tamamiyle başka başka manaları var. Ich habe einen Ast gebrochen. Bir dal kırdım. Brechen'in perfektin yaparsanız gebrochen habe kullanacaksınız ve o diyeceksiniz. Gebrochen. Kırdım. Erbrechen ise kusmak. Er hat. Bu sefer yine bakın. Erbrochen. Eri ve brochen. Köke dikkat edin çekerken. Ve haben kullanıyorsunuz tekrar. Kotzen de bir tane sinonim. Yalnız kotzen'i böyle arkadaşlar arasında, çok samimi insanlar arasında kullanıyorsunuz. Doktorda da kotzen demeyin. Belki doktor kotzen kullanırsa o zaman bilirsiniz ne olduğunu. Yalnız siz doktorla falan konuşursanız erbrechen deyin. Ich habe erbrochen. Der Elektriker ist vorgestern gekommen. Kommen, Dedek. Hane, Dedek, ja, ich bin gekommen. Fana? Seine kullanıyorsunuz perfekt in için. Er ist gekommen. Ne zaman? vorgestern. Jani, gün. Vorgestern, gün. Ich bin gestern zum Friseur. Gegangen. Gehen'i çekiyoruz burada. Gehen gitmek. Hani bunun da dersini yaptım ya o dersleri izlerseniz eğer. Gittim. Perfect. Ich bin gegangen. Sein'de çekiyorsunuz. Dün. Anrufen. Kök. Rufen çağırmak. An korsanız telefon ile aramak. Suchen. Aramak. O ama gerçek aramak. Telefonla değil. Ich habe dich gesucht. Böyle. Geçmiş zaman perfekt. Haben'i kullanıyorsunuz. Ve kimi aradığınızı veya neyi aradığınızı burada belirtmeniz gerekir. Seni aradım. G Gesucht. Veya bir yol aradım. Einen Weg. Şimdi buna bakın. Burada gerçek anlamda bir yol arıyorsunuz ama bir probleminiz var ve o problemden dolayı bir çıkış yolu arıyorsanız eğer Almanca'da ich habe einen Ausweg gesucht dersiniz. Okey. Burada gerçek anlamda bir yol diyorsunuz ve versucht. Versuchen çünkü denemek. Ben bunu size öyle güzel anlattım ki bir dersimde çünkü bu versuchen'e nasıl geldik onu anlatmıştım. Hani denemek ne demek? Birkaç yol içinde deneye 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 dedik ya hani onun için suchen var bu kelimenin içinde. Aramak yani. En iyisini, en doğrusunu arar gibi deneyerek, ilerlemek. Bunun çekimi de perfekte geçmiş zamanı ich habe versucht, çalıştım. Çalıştım diye onu diyoruz. Çalışmak aslında arbeiten ya. Ama bu versuchen de işte böyle çalışmak. Ich habe versucht dich, seni. Neye? Aramaya. Yani telefon ile ulaşmaya çalıştım. Suluk kelime oluyor burada. Anzurufen olacak.